Merhaba, ben Güven Ünaldı. Bugünkü konum Türkiye'de işsizlik sorunu. Türkiye'de işsizlik denince hemen annelerin, babaların aklına gelen tek şey üniversite mezunu çocuklarının iş bulamaması ve fazla mezun verilmesi Türkiye'de. Oysa ben buna karşıyım. Bir tanıdığım Hollanda'ya göç etti. Bu biyoloji öğretmeniydi. Öğretmenlik yapmıyor fakat iki çocuk yetiştirdi. Hollanda'ya yerleştiği zaman çocuklarının diplomalarına denklik için çocukları sınava girdiği zaman Hollandalı çocuklardan üstün olduğu ortaya çıktı ve çocuklarına sınıf atlatıldı. Yani Türkiye'de üniversite mezunu insanlar illa okuduğu, öğrenim gördüğü dalı yapmak zorunda değil. Çevremizde taksicilik yapan, minibüsçülük yapan, kamyon şoförlüğü yapan, müzisyenler var, müzisyenlik yapan Doktor Ferhat Göçer gibi, mimarlar var, Erol Evgin gibi. Yani insanlar eğitimi alırlar, o eğitim ona bir şekil verir. Fakat insan hangi mesleği seçeceğini kendi karar verir. Eğer insan işsizse, üniversite mezunu ve işsizse dönüp kendisine bakması lazım. Ve diğerlerinden farklı olmaya çalışması lazım. Eğer yabancı dili yoksa, yabancı dil öğrenmeye bakması lazım. Bir tane yabancı dili varsa iki tane öğrenmeye bakması lazım. Üniversite mezunu diplomasını aldı. Yüksek lisans, doktora, yani eğitimin üst seviyelerinde görmesi lazım. Kendisini zorlaması lazım. Üniversite kontenjanlarının düşürmesine karşıyım. Herkes eğitimini alsın. Adı üstünde eğitim zaten. İnsanlar iş bulamıyor diye neymiş? Üniversite kontenjanlarının düşürülmesi gerekiyormuş. Ben buna karşıyım. Başka bir konuda Türkiye'de en büyük sorun maaşların zamanında ödenmemesi. Şimdi maaşlar zaten düşük. Bir de zamanında ödenmediği zaman insanların faturaları geliyor, kirası geliyor. Ödemesi gereken meblağlar var ve bunlar aksadıkça ekonomiyi felç ediyor. Benim önerim devletin işverenlere biriyle beşi arası mutlaka maaşlar ödenmesi lazım. Diyelim ki işverenin durumu yok, ödeyecek pozisyonu yok. O zaman banka otomatik olarak işçinin maaşını bankaya yatırması lazım. Ve patron kaç gün geç yatırırsa onun faizini banka patrondan alması lazım. Şimdiki sistemde maaşlar geç ödeniyor ve işçiler esnek hesaba borçlanıyor. Böyle bir sistem getirilmesi lazım. Piyasanın dengesini bozan maaşların geç ödenmesinin sebebi de çeklerin zamanında ödenmemesi. Küçük esnaf sağa sola mal satıyor ve çek kabul ediyor haliyle. Çekleri de geri döndüğü zaman personeline ücret ödemekte zorluk çekiyor. Aynı bu işçilere de ki önerdiğim sistem çeke de önerilmesi lazım. Mesela ben bir çek kestim. Çekin günü geldiği zaman banka otomatikman ödemesi lazım. Ve o çekin sahibi kaç gün geç yatırdıysa onun faizini çek sahibinden alması lazım. Peki banka burada nasıl kendini koruyacak? İpotek edecek. Öyle işveren malı var, mülkü var, makine ekipmanı var, ne bileyim mekanı var. İpotek edecek. Eğer ödemediği zaman oradan haciz edecek. Yani ekonomi için bu çek konusu çok önemli. Ekonominin böyle bir rayında gitmesi için çeklerin mutlaka zamanında ödenmesi lazım. Ve ödemediği zaman da banka otomatik olarak ödenmesi lazım. Çünkü adam taahhüt etmiş. Ben şu tarihte bu çeki ödeyeceğim diye. Şimdi işsizlikle çekin ne alakası var diyeceksiniz ama birbirine bağlantılı. Küçük esnaf çekleri peş peşe ödenmediği zaman güç duruma düşüyor. O çünkü nakit bekliyor. Eğer şuradan şu çeklerimin nakdi gelirse ben de personelimin maaşını öderim diye düşünüyor. Umarım önümüzdeki dönem, bu tekrar ediyorum, bu çok önemli benim için. Biriyle beşin arasında maaşlar yatırılması lazım. Eğer işveren yatırmadığı takdirde otomatikman banka otomatik maaşları ödemesi lazım ve işveren de kaç gün geç yatırdıysa banka onun faizini bankadan alması lazım. İşverenden alması lazım banka.
Yani işçi esnek hesaba borçlanmaması lazım. Şimdi düşük ücretli birisi zaten düşük maaş alıyor ve bir de maaşını alamayınca hepten kilitleniyor. Bu konuyu ben çok önemli görüyorum. Bir de başka bir konu da yabancı işçi konusu. Yabancı işçi mesela Gürcistanlı, Ermenistanlı, Asyalısı, Afrikalısı sınırlarımıza duvar da ördük. Devletin en ufak bir kontrolü yok. Yabancı işçi sigortasız ve düşük ücretle çalıştığı için işsizliğe önemli bir etki yapıyor. Bu yabancı işçi sorununa da bir an önce sözün bulunması lazım. Sokaklara röportaj yapıldığı zaman ilk vatandaşın ilk dediği Suriyeliler oluyor. Yani hadi Suriyeliler neyse de dünyanın dört bir tarafından insanlar var. Yakında Kamboçyalılar da buraya hücum ederse şaşırmayın yani. Bir Türk lirası 750 Kamboçya parası yapıyor yani. Bizim paramız Kamboçya'da değerli. Yani ülkemizde bu yabancı işçi sorunu büyük bir sorun. İşsizliğe büyük etki yapıyor. Bir başka etki de köyden kentlere göç. Mesela Pancar'da sınırlama getirildi. Pancar fabrikaları özelleştirdi. Köylü pancar ekmez oldu. Tütün desen öyle. Mesela size bir örnek vereyim. Bir arkadaşım 15 gün önce kar varken, Türkiye genelinde kar varken Çankırı'da 80 kuruşa 6 tır soğan satılmış. Şimdi devlet gıdadan çekildiği için iş olanağı da kısıtlanıyor. Efendim Ankara'da bürokratlara şu taktiği veriyorlar. Efendim devlet marketçilik mi yapacak? Devlet manavcılık mı yapacak? Falan filan derken insanları bütün sektörlerden çekiyorlar ve piyasa başıboş kalıyor. Şimdi Çankırı'daki 80 kuruşluk soğan burada olsa kaça satılacağını siz biliyorsunuz. Yani köyden kente göçü de mümkün olduğu kadar engellemek lazım ve köye destek yapılması lazım. Mesela patlıcan, sera, devlet serası böyle cam, Antalya'daki gibi böyle bir rüzgarla uçup giden değil. Böyle Hollanda'daki gibi 100 dönüm, 250 dönüm böyle tek çatı altında otomatik sistemli, bilgisayar kontrollü devletin böyle seralar yapması lazım. O seralarda kim çalışacak? İşte halkımız çalışacak ve alın size işsizlik sorununa bir çözüm daha. Yani devlet her işin içinde olması lazım. Şimdiki sistem ise tehditvari bir şekilde söylem var. Saldım çayıran, mevlam kayıra şeklinde şimdilik devam ediyoruz. Bir başka sorun da tecrübeli, tecrübesiz meselesi. Şimdi genç birisi geldiği zaman işveren diyor ki tecrübesizsin. Tecrüben yok diyor. Yaşlı birisi geldiği zaman da efendim yaşlısın diyor. Yani adam 30 ile 35 yaş arası genç arıyor. Onun dışında genç personel istemiyor. Tabii ne oluyor bu da? İşsizliği meydana getiriyor. Bir de iş beğenmemezlik diye bir şey atıyorlar. Özellikle Ankaralı bürokratlar, politikacılar çok zorluyor. Efendim Ankara sanayide millet eleman bulamıyor diyor. Yani millet niye eleman bulamasın? İşveren parasını gününde zamanında verdiği zaman, sosyal haklarını ödediği zaman, mobbing yapmadığı zaman, işçinin hakkını koruduğu zaman işçi niye çalışmasın? Şu anda iş beğenmemezliğin tek sorunu insanlar sömürüldüğü için bir iş tanımı yok insanın. Bir insan bir işe giriyor, onu da yap, onu da yap, onu da yap, onu da yap. Eşek çökene kadar patron yükleniyor işçiye. O zaman da o insan çıkıyor başka bir iş arıyor, o iş de aynı. Oradan çıkıyor başka bir yere gidiyor, o iş de aynı. Yani işçi modern çağın kölesi gibi. Haklar korunmuyor. Onun için de tabii iş beğenmemezlik yok mu? Tabii ufak belirli bir miktar var ama bu çok büyük değil yani. İnsanlar genelde maaşını alamadığı için işini bırakıyor ve iş yerinde iş tanımına uymayan görevler yaptırıldığı için işte devamlı çalışmıyor. Kamuya giren bir daha çıkıyor mu? Avrupalı, Amerikalı şirketlere giren bir daha çıkıyor mu? Adamı kovuyorlar gitmiyor. Ne olur diyor beni emekli yapmayın diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sorun iş beğenme ve beğenmeme sorunu bence böyle. Devlet tabii çeşitli yerlerde istihdam sağlamalı. Mesela şu son tanzim satış mağazalarının yeniden açılması var. Burada insanlar istihdam edilecek, maaşları, hakları ödenecek. Ayrıca mobil
tanzim satış mağazaları, eskiden benim çocukluğumda Migros'un mobil araçları vardı. Mahalleye gelirdi, biz oradan alışveriş yapardık. Şimdi devlet de böyle bir mobil araçla tanzim satış mağazalarını halkın ayağına getirmeyi düşünüyor. Böyle yeni sektörler, mesela donuk işine girmesi lazım. Mesela ıspanak niye 10 lira? Donuk ıspanak olsa, donuk ıspanak 2 liraya markette alır vatandaş, yer. Devletin böyle konserve fabrikaları, donuk ürünlerin fabrikaları olması lazım. Bu da yani devlet tamamen her şeyi özel sektöre bırakmaması lazım. Her işin içinde olması lazım. Bu da işsizliği azalmasına sebep olur. Başka bir şey de emeklilik meselesi. Çok insan var. Ben diyor 30 yıldır çalışıyorum, 33 yıldır çalışıyorum diyor. Kamuda bu insanlar çalışıyor. Bu insanlar çalıştığı için de genç insanlar dışarıda bekliyor. Ya bir insan emekli vakti geldiği zaman emekliyi devlet niye çalıştırır? Bütün sırf kamuda çalışanlar değil, bütün emeklilerine devlet düzgün maaş vermesi lazım. Ve emekliler çalışmaması lazım. Emekliler çalışmadığı zaman ne olacak? Gençlere iş sahası açılacak. Emekliler niye çalışıyor? Maaşları yetmediği için çalışıyor. 99'dan sonra emekli olanların eline geçen para 1100, 1200, 1300 lira para. Düşük yatırılanlardan. 1200 lira para. İşsizlik için de başka bir önerim de şu. Sosyal sigorta priminin bizde düşük olması lazım. Hem bu kaçak işçi yönler, hem de yabancı sermaye çeker, hem de küçük esnaf rahatla öder. Şimdi asgari ücret 2020 liraysa algısı, vergisi, her şey içinde işverene maliyeti işçinin 500 lirayı geçmemesi lazım. Peki devlet o deliği nasıl kapayacak? Bir fonla karşılayacak, bir fon bulacak ona. Bir fonla karşılayacak. Bu çok önemli. Çünkü sosyal adaleti sağlayacak, hem de insanların işsiz sigortası çalışmasını engelleyecek, hem de işsizliğe büyük bir çözüm olacak. Bir tanıdığım mesela, adam 1800 liraya işçi arıyor ve 5 lira yemek parası veriyor. Sigorta yok, yol yok, bir şey yok. Ve bu adam işçi bulamıyorum diye şikayet ediyor. Böyle bir sömürü düzeni var yani. Başka bir konuda iş sahalarının artırılması için büyük çaba harcanmalı. Yeni iş sahaları geliştirilmeli, bulunmalı. Devlet bu işin içinde olmalı. Bence şeker fabrikalarında tekrardan konumuzun dışında ama tamamı kapatılırsa Türkiye'de şeker sorunu da başlar. Devlet hiçbir sektörden çekilmemesi lazım. Çünkü işsizlik için devlette büyük bir istihdam sağlaması gerekiyor. Şimdilik işsizlik konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir konuda görüşmek üzere. Bir yağmurlu İstanbul gününden hoşça kalın.